Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını bildirdi. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir aşamadır. Bu seçimler ee, seçime katılma yeterliğine sahip partilerin en fazla seçime katıldığı dönem olarak e, tarihe geçmektedir. Yüksek Seçim Kurulu e, seçime ve oy verme gününe hazırlıklarını tamamlamış ve oy verme gününü bekliyoruz. Şu anda seçim takvimi uyarınca iş ve işlemler normal seyrinde devam etmektedir. Seçime iki gün kala açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Yener seçim güvenliği ile ilgili alınan önlemleri anlattı. Oy pusulalarının dağıtımı tamamlanmıştır. İlk kez bu seçimlerde görme engelli vatandaşlarımızın kendi başlarına oy kullanmalarını sağlayabilecek oy şablonlarının da basımı tamamlanmış ve onlar da dağıtılmıştır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu olarak seçim günü enerji kesintisi ve siber saldırı gibi teknolojik altyapıya ilişkin tüm tedbirler alınmış. Gerekli deneme testleri de yapılmıştır. Şu an itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurullarımız seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmış durumdadır. Yener oy verme hakkına sahip tüm vatandaşlara sandığa gidin çağrısında bulundum. 14 Mayıs bir demokrasi şenliği. Oy verme hakkına sahip olan tüm vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde sandığa gitmelerini ve oylarını kullanmalarını öneririz. Oy vermeye giderken de geçerli bizim ilke kararlarımızda belirttiğimiz Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanlarını, kimlik kartlarını, pasaportlarını veya kimlik kartı olarak kabul ettiğimiz belgelerini ve varsa seçmen bilgi kağıtlarını alarak güvenli bir şekilde oylarını kullanmalarını ve oy verme kabinlerine girerken de kurulumuzun bel belirttiği ilkeler çerçevesinde hareket etmelerini tavsiye ederiz. Seçimin kesin olmayan sonuçları YSK tarafından aynı gün açıklanacak. Kesin olmayan sonuçları daha önceki seçimlerde olduğu gibi gün içerisinde açıklamayı bizler de düşünüyoruz. İnşallah aynı gün sonuçları açıklamaya çalışacağız. Kesin olmayan sonuçları